Bilgilik Halk kanalından herkese merhabalar. PlayStation platformunun 10 yılı aşkın zamandır adından en çok konuşturan serilerinden biri kesinlikle God of War. Birçok bilgisayar sahibine PlayStation aldıracak derecede etkileyici oyunlar içeren seri, özellikle yeni oyunla kendine apayrı bir oyuncu kitlesi edindi. Peki, God of War serisi nasıl başladı ve nasıl bugüne geldi? Gelin birlikte göz atalım. İyi seyirler. God of War 2005. Zeus'un oğlu, Jormungandr'ın torunu Kratos ile maceramız 2005 çıkışlı God of War ile başladı. Eski bir Sparta ordu komutanı olan ve görkemli Yunan tanrılarına hizmet eden Kratos, alternatif antik Yunan mekanlarında Pandora'nın kutusunu arar, bulur ve yaşananlar neticesinde savaş tanrısına dönüşme yolunda adımlar atar. Yunan mitolojisinden beslenen yapım, aksiyon, macera ve hack slash türlerini bir arada sunarken atmosferi ve müzikleriyle oyuncuların gönlünü kazandı. God of War 2 2007. CCA Santa Monica Studio'dan çıkan ikinci God of War oyununda bu defa tasarımcı koltuğunda oyunun yaratıcısı David Jaffe yerine bugün adını sıklıkla duyduğumuz Corey Barlog oturuyordu. Savaş tanrısına dönüşmesine rağmen bir şeylerin ters gittiğini gören Kratos, oyuncuları bol bol combo yapabilecekleri düşmanlarla karşılaşmaya ve çözülmesi gereken bulmacalarla baş başa bırakıyordu. God of War Betrayal 2007. İlk iki oyun gibi PlayStation 2 için değil de Java platformu için hazırlanan yapım, teknik sınırlamalar nedeniyle iki boyutlu ve yandan ilerlemeli bir platform oyunuydu. Ana oyunlar kadar derin bir hikaye içermemesine karşın oyun, eleştirmenler tarafından iyi sayılabilecek puanlar aldı. God of War Chains of Olympus 2008. Öncelikli olarak PlayStation Portable'da, ilerleyen yıllarda ise PlayStation 3'te boy gösteren yapımda Kratos'un tanrılara 10 yıllık hizmeti sırasında yaşadıkları konu ediliyordu. Oyun o kadar başarılı oldu ki 2008 yılında IGN tarafından birçok ödüle layık görüldü. God of War Collection 2009. İlk iki God of War oyununun teknik ve görsel açıdan elden geçirilmiş sürümlerini içeren paket hem PlayStation 3'te hem de PlayStation Vita'da yayımlanmıştı. God of War 3 2010. Oyun dünyasında nadir görülebilecek açılış sekanslarından birine sahip olan ve tansiyonun bir an olsun düşmediği God of War 3, yenilenen oyun motorunun da etkisiyle harika görseller sunuyor. Gerçek anlamda devasa düşmanlara karşı savaşılan sahneleri muazzam şekilde ekrana yansıtıyordu. Bunun yanında aynı anda görüntülenebilen düşman sayısı da artmıştı. Yapım, Game Informer gibi oyun yayınlarından tam puan aldı. God of War, Ghost of Sparta 2010. PlayStation Portable için hazırlanan yapım, serinin önceki oyunlarındakine benzer oyun dinamikleri içeriyordu. Yalnız bu oyunda öne çıkarılan unsur, bazı başka oyunlarda da görülen ve önemli anlarda oyuncuların belirli tuşlara basarak sahneyi ilerletmesine dayalı Quick Time Event'lerdi. God of War Origins Collection 2011. PlayStation Portable platformunda yayımlanan Chains of Olympus ve Ghost of Sparta oyunlarının PlayStation 3 sürümlerini içeren bir paketti. Oyunlar bu paketle doğal Full HD çözünürlüğe ve 60 FPS desteğine kavuştu. God of War Saga 2012. God of War Betrayal hariç o yıla kadar yayımlanan tüm God of War oyunlarını içeren bir paketti ve PlayStation 3 platformu için hazırlanarak çift Blu-ray olarak sunuldu. God of War Ascension 2013. Serinin ilk ve tek çevrimiçi oyun destekli oyunu olan Ascension, oynanışa büyük yenilikler getirmese de Kratos'a yeni dövüş mekanikleri kazandırıyordu. Ayrıca oyuna 4 farklı büyü sistemi de eklenmişti. God of War Collection 2014. Sony'nin o dönemki yeni taşınabilir oyun konsolu PlayStation Vita için hazırlanan pakette God of War 1 ve God of War 2 bulunuyordu. God of War 3 Remastered 2015. Dönemin popüler oyun konsolu PlayStation 4 için yeniden elden geçirilen 3. oyun, bir dizi görsel ve teknik yenilikle 2015 yılında oyuncuların evlerine konuk oldu. Çıktığı haftalarda çok satanlar listesine giren yapım, indirilebilir versiyonuyla PlayStation Store'da yerini aldı. God of War 2018. Serinin satış rekorları kıran ve seriyi farklı bir yöne sevk eden 2018 çıkışlı God of War, Yunan mitolojisini ve tanrılarını bir kenara bırakıp Kuzey mitolojisi ve tanrılarına doğru yelken açmıştı. Kratos'a eşlik eden oğlu Atreus ise oyuncular için tam bir sürpriz olmuştu. Yapım, çok sayıda oyun yayını tarafından tam puan aldı. Oyun severlerin büyük bir merakla beklediği ve Türkçe altyazı desteğiyle gelen God of War Ragnarok, çıkış tarihi 9 Kasım 2022 olarak açıklandı. Aslında oyunun çıkış tarihi konusundaki tartışmalar uzun süredir devam etse de, geçtiğimiz günlerde taciz boyutuna kadar varmış ve bu haberleriyle gündeme gelmişti. İlk oyunun yönetmenliğini yapan Corey Barlog ise oyunun bu sene içerisinde çıkacağını dile getirmişti. İşte bu tartışmaların ardından beklenen duyuru da gelmiş oldu.
Baba ve Oğul isimli bu CGI videoya baktığımızda ikilinin yine bir dizi düşman ve sonunda da muhtemelen oyunda göreceğimiz bir boss ile yüzleştiğini görüyoruz. Bu sahnelerin hemen ardından ise 9 Kasım olarak çıkış tarihi gözüküyor. Bu video ve çıkış tarihi dışında oyunun özel sürümleri de duyuruldu. Özellikle Collector's Edition ve Jotnar Edition isimli bu özel sürüme baktığımızda torun çekici Mjolnir ve özel kasa başta olmak üzere birçok ekstraya yer verildiğini görüyoruz. God of War oyununun geçmiş tarihindeki yapımlarını incelediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bilgili kalın.